Son zamanların en iyi Marvel filmi geliyor ya da geliyor mu? Herkes ama herkes hep bir ağızdan bu tarzda cümleler kuruyor. Ortaya çıkan fragman ve de fragmanlar insanları gaza getirdi. Buna ben de dahilim elbette. Ama hatırlarsanız hepimiz en son Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmi için de aynısını söylemiştik. Hep bir ağızdan herkes filmin çok güzel olacağını söylüyordu. Ancak sonrasında hayal kırıklığına uğradık. Benimki elbette ki yersiz bir endişe. Fakat bu ihtimalde her şeye rağmen göz önünde bulundurmamızı istiyorum. Evet ben de fragmanı izledim ve evet ben de çok gaza da geldim ama bunu da unutmayın lütfen her neyse olumsuz konuşmaya gerek yok. Ortaya bir fragman çıktı. Gelin isterseniz fragman hakkındaki görüşlerimden ve de bazı teorilerimden bahsedeyim. Girişte de biraz değindim ama şimdi tekrar söyleyeceğim. Fragmanı gerçekten çok beğendim. Filme karşı zaten gazlıydım ama bu fragman gazımı daha da arttırmaya başardı. Ben de herkes gibi harika bir film geliyor. Belki de en iyi Marvel filmi geliyor falan kafalarına girdim. Ve bence zaten bu bir Marvel solo filmi gibi değil de. Sanki Avengers 4.5 falan izliyoruz gibi hissettim ben. Bence bu film yarım bir Avengers gibi. En azından pazarlama söyle ve uzaktan da öyle duruyor. Avengers ve şimdi izleyeceğimiz Kang karakterini burada da göreceğiz. Bu da zaten bu filmi evince statüsüne getiriyor. Ortaya çıkan bu fragmanı her ne kadar çok beğenmiş olsam da aslında olumsuz bulduğum bazı yönler de vardı. Fragmanda her şeyi göstermişler. Fragman başlıyor ve bitiyor. Ama inanın bana ben bir fragman mı izledim yoksa filmin tamamının özetini mi izledim gerçekten bilmiyorum. Umarım yanılırım da bu filmin özeti olmaz da bu bizi ters köşe yapmak için yapılan bir fragman olmuştur. Umarım Kevin Feige bizleri ters köşe yapar. Ancak zannetmiyorum ya. Sanki film bundan ibaretmiş gibi. Ve eğer film bundan ibaretse gerçekten kızarım. İkinci fragmanda bu kadar çok şey göstermek bence de doğru değil. Eğer bu gördüğümüz sahneler filmin sonlarına aitse Kevin Feige ve de Marvel'ın büyük bir hata yaptığını söylemem gerekiyor. Çünkü Avengers Infinity War ve Endgame'de filmi büyük bir sır gibi sakladılar. Fakat Endgame'in 3. filminde sırlarını böyle ortaya dökeceklerini zannetmiyorum umarım dökmezler yani. Artık ters köşe olup olmayacağımızı da filmde göreceğiz. Açıkçası bu fragmanda Kang'e büyük bir yer vermişler. Kang'in fragmanda bu denli yer etmesi acaba filmin tamamında onu göreceğiz mi sorusunu getirdi kafama. Ve galiba göreceğiz gibi. Yani en azından pazarlamalar bu şekilde. Kang filmin sonlarına doğru gelmeyecek. Kang filmin tamamında olacak. Peki zaten solo bir filmin düşmanı olarak izlediğimiz Kang'i bir de yeni Avengers filminde görecek olmak bizleri heyecanlandırır mı? Bir noktada heyecanlandırır ancak yeni kötü hissiyatını vermez ve zaten bence bu Kang'i Avengers 5'te görmeyeceğiz. Bu kısma teorilerden bahsederken değineceğim. Fakat öncesinde fragmandaki bazı detaylardan bahsetmek istiyorum. Görsel efekt çok iyi duruyor. Fragman zaten çok iyi duruyor. Muhtemelen son zamanlarda çıkan ve en iyi gözüken Marvel filmi olacak bu film. Tabii bazı kusurlar dışında. Örneğin Modok. Modok'u bu fragmanda tekrardan gösterdiler. Önce yüzü kapalıydı fakat daha sonrasında yüzünü açtılar. Ve yüzü açılan Modok bok gibi duruyor. Modok'un görsel efekti baya baya bok gibi olmuş. Avengers Infinity War'da Mark Ruffalo'nun kafası oturmamış diye halk bastıra. Bu da en az onun kadar kötü bir efekt. Filmin diğer tüm kısımlarını harika yaptı da bu kısmı nasıl batırmış inanın anlamıyorum. Ben bu yüzü fragmanda fark etmemiştim Twitter'da görüp fark ettim. Ve ben Twitter'da bu yüzü gördüğüm zaman şop yaptılar ve dalga geçiyorlar zannettim. Fakat bu gerçekmiş. Bu gerçekten çok kötü bir durum. Daha şimdiden bu olay meme oldu ve herkes dalga geçmeye başladı bile. Umarım filme kadar fragmanda gördüğümüz Modok'u düzeltirler. Çünkü Modok'un yüzünü böyle görürsek ben de harbiden götümle gülerim. Birçok şeyi iyi yapmasını beklediğimiz filmin böyle bir konuda baştan sarma bir şekilde karşımıza çıkma hoşuma gitmedi. Modok uzun zamandır MC'de görmeyi beklediğimiz bir karakterdi. Umarım onun saygınlığını kötü bir görsel efekte azaltmazlar. Her neyse, Kang, Kang'dan tekrardan bahsedelim. Kang her şeyi parçalamaya geliyor. Ve bundan sonra da Avengers 5 filminde izleyeceğiz onu diyeceğim ama yok ya. Bence öyle olmayacak. En azından sizlere şimdilik bir teori üreteceğim. İki tane teorim var. Birincisi Ant-Man bu filmde ölecek. Kang kazanacak ve biz bu Kang'i Avengers 5'te göreceğiz. İlk teorim zaten herkesin tahmin ettiği teori. Bunun dışında bir diğer teorimden de bahsetmek istiyorum. Ant-Man ve Kang arasında çıkan kavganın en büyük sebebi Kang Ant-Man'dan bir şey istiyor ve bunun karşısında ona zaman vaat ediyor. Scott zamanında toza dönüştükten sonra kızıyla geçiremediği vakti için her şeyi riske atmaya göze alıyor. Ancak Kang sonrasında Scott'a ihanet ediyor ve ikili büyük bir kavgaya başlıyorlar. Ve bu kavga bence gerçekten uzun sürecek. Scott varıyla Yo ile Kang ile savaşacak ve tabii ki de galip gelemeyecek. Zaten fragmanda Kang donuna dalga geçiyor. Ne yani kazanabileceğini mi zannettin? Ant-Man ise şöyle bir cümle kuruyor. Kazanmak zorunda değilim, sen de değilsin tarzında bir şeyler söylüyor. Buradan elbette ki herkes Ant-Man'in öleceğini ve kendini feda edeceğini çıkartmıştır. Ve evet bence de Ant-Man ölecek. Ama Ant-Man ölürken bu dünyadan giderken yanında Kang'i de götürecek. Tamamen benim tahminimce bence ant manle beraber Kang ölecek ve biz Avengers'ın 5. filminde bu Kang'i görmeyeceğiz. Bu Kang ant 3. filmde düşman olarak karşımıza çıkacak ve Ant-Man 3'te düşman olarak yenilecek. Daha sonrasında bu filmde olan şeyler başka Kang varyantlarının gelmesine sebep olacak. Ve Avengers 5'te başka Kang varyantı veya varyantlarını göreceğiz. Ve tabii ki de ant de Avengers 5'te değil de Avengers 6'da göreceğiz. Her ne kadar bu evrendeki ant ölecek olsa da Secret Wars'ta başka bir evrenden başka bir ant gelecek. Benim teorim ve düşündüğüm şey de buydu. Şu anda sabah saat 8, fragman çok geç geldi. Düşünebildiğim en büyük teori de bu. Eğer aklıma başka bir şey gelirse ilerleyen videolarda değinirim. Sizin teorilerinizi lütfen yorumlara yazınız. Kimlik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.